Marvel Cinematic Evreni 2008'den bu yana, yani neredeyse 14 yıldır hayatımızda. 14 yıldır çıkan, 2008'den bu yana kadar gelen bir sürü film var. Ve Marvel çıkan bu filmleri faz faz ayırmakta. Hani birçok kişi fazın ne olduğunu biliyor, ancak bilmeyenler için tekrardan söylemek istiyorum. Faz demek kısım demek arkadaşlar. Marvel filmleri kısım 1, kısım 2, kısım 3, kısım 4 diye ayrılıyorlar. Spider-Man Far From Home'dan sonra izlediğimiz tüm filmler faz 4 olarak geçiyor. Yani Black Widow'dan Black Panther Wakanda Forever'a. İşte ben de şimdi sizlere bu videoda Marvel'ın faz 4 filmlerinin listesini sunacağım. Bana göre en kötü filmden en iyi filme doğru ilerleyeceğiz. Ve biliyorsunuzdur bu arada faz 4 lanetli bir fazdı. Hiçbir fazın bu kadar beğenilmediğini hatırlamıyorum ben. Bu yüzden de faz 4'te bir ilk yaşandı. Faz 4 en beğenilmeyen Marvel fazıydı. Bakalım faz 4 hatırladığımız kadar kötü müymüş? En iyi film hangisiymiş? En kötü film hangisiymiş? Gelin bunu konuşalım. Daha sonrasında bir video daha çekmeyi planlıyorum. Orada da dizileri ele alacağım. Burada sadece filmler bulunmakta. Ve geçtik artık listemize. Listede toplamda 7 tane film var ve 7. filmim Eternals. Yani bana göre en kötü film Eternals olmuş oluyor. Ancak biliyorum ki Eternals birçoğunuz için kötü bir film bile değil. Ama birçoğunuz için de bir o kadar kötü bir film. Öncelikle ben kendi yorumumu yapacak olursam, Eternals'ı ben izlediğimde denilen kadar kötü bulmamıştım. Eternals çıktığında birçok insan Eternals'ı gömmeye başlamıştı. En kötü Marvel filmi olduklarını falan dile getiriyorlardı. IMDb de bunun cabasıydı. Puanını falan bayağı düşürmüştü izleyiciler. Her ne kadar ben Eternals'ın sanıldığı kadar kötü olduğunu düşünmesem de diğer Marvel filmlerine baktığım zaman en az Eternals'tan keyif aldığımı hatırlıyorum. Eternals tatlı ve güzel bir denemeydi. Atmosferi, görsel efektleri falan çok iyi olsa da maalesef hikaye anlatma konusunda Eternals iyi bir film değildi. Bizleri izlettiği karakterlerin hiçbiriyle ben bağ kuramadım. Karakterle bağ kuramayınca filmden de zevk alamıyorum. Elbette ki bu benim kişisel yorumum. Belki de siz bayılmışsınızdır, ancak benim yorumum böyle. Geçiyorum listemizin 6. numarasındaki filme. 6. numarada Black Widow filmi yer alıyor. Black Widow filmini insanlar büyük bir hype'la beklediler. Ayrıca Black Widow'un şöyle bir özelliği de vardı, pandemiden sonra izleyeceğimiz ilk Marvel filmiydi. Bu yüzden de herkes uzun zaman sonra Marvel filmi izleyeceği için daha da gaza gelmişlerdi. Maalesef çoğu insana Black Widow filmi istenileni veremedi. Ben bunun büyük bir noktada beklentiler üzerine olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Benim Black Widow filmine dair farklı beklentilerim yoktu. Elbette ki Black Widow filmi çok ama çok daha iyi yapabilirlerdi. Ancak yine ben herkesin aksine Black Widow filmini o kadar berbat, o kadar kötü, o kadar sıkıcı bulmadım. Black Widow izlemeyi sevdiğim bir karakter olan Natasha'yı ve etrafına dönen olayları anlatmaktaydı. Bir de başrolde Scarlett Johansson vardı. Yani elbette ki keyifli izledim filmi sonuna kadar. Dediğim gibi tabii ki de çok çok daha iyi bir şey yapabilirlerdi. Örneğin Kırmızı Oda'yı anlatabilirlerdi. Black Widow'un gerçekten geçmişini anlatabilirlerdi. Harika bir film, hatta başyapıt çıkartabilirlerdi ortaya. Ancak bunu yapmamayı tercih etmişler. Ortaya çıkan film birçok kişi için hüsran olsa da benim için yine ortalama bir filmdi Black Widow. O yüzden de kendisi 6. numarada. 5. sırada Thor Love and Thunder filmi var. Evet, işte geldik bana asıl kızacağınız, asıl sinirleneceğiniz filme. Thor Love and Thunder filmi çıktığında öncelikle herkes bir yükseldi. Herkes Thor Love and Thunder'ın en iyi Thor filmi olduğunu söylemeye başladı. Yani en azından büyük bir çoğunluk. Fakat daha sonrasında yorumlar olumsuza dönmeye başladı. Gitgide olumlu yorumlar düştü, onun yerine olumsuz yorumlar yükselmeye başladı. Ben bunun sebebinin filmin etkisi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar Thor karakteri ve Thor filmi izlemeyi özlediler. Her ne olursa olsun çıkan sonucu bir noktada beğendiler, ancak tekrar ve tekrar izleyince, biraz da üzerine düşününce Thor Love and Thunder'a nefret etmeye başladılar. İtiraf ediyorum, buna ben de dahilim. Love and Thunder'ı ilk başta çok sevmiştim, hatta en iyi Thor filmi falan diyordum. Fakat üzerine biraz daha düşündükçe, hatta tekrardan izledikçe bu yorumum benim gitgide kötüye doğru ilerlemeye başladı. Ve daha sonrasında Love and Thunder'ın nasıl bir film olduğunu anladım. Ancak yine de şunu belirtiyorum ki ben filmi izlerken eğlendim arkadaşlar. Galaxy'nin kurucuları ve Thor'u birlikte görmüştük. Jane Foster geri gelmişti ve Jane Foster bence çok iyi işlemişlerdi. Gore the God Butcher her ne kadar çok daha iyi olabilecek olsa da bu hali de iyiydi. Böyle böyle detaylar benim filmden keyif almamı sağladı. Bu yüzden de Thor Love and Thunder her ne kadar çok iyi bir film olmasa da benim için Eternals ve Black Widow'dan öne çıkartıyor kendisini. Bu yüzden de Thor Love and Thunder benim 5. sıramda. Listemizin 3 tane filmini geride bıraktık. Geriye kaldı 4 tane film ve 4. filmimiz Black Panther Wakanda Forever. Wakanda Forever en taze izlediğimiz Marvel filmi. Ve muhtemelen birçoğunuza göre faz 4'ün en iyi filmlerinden bir tanesi. Peki o zaman kendisi neden benim 4. sıramda yer alıyor? Arkadaşlar, Wakanda Forever benim kafamı karıştıran bir filmdi. Hatta incelemi izleyenler varsa oradan yorumda bulunmuştum. Wakanda Forever'ı ben ne çok beğendim ne de nefret ettim. Bir sürü mantık hatası, cringe olan, sinir bozucu şeyler de bulunmaktaydı. Aynı zamanda iyi olan şeyleri de vardı. Bu yüzden de bu film beni arada bırakmıştı. Yani ne çok iyi ne de çok kötü diyemiyordum. Bazı insanlar yükseliyordu, bu film harika diyorlardı. Bazıları da çok kötü diyorlardı.
Ben bu film için arada kalmıştım. Bu yüzden de film de zaten benim listemde arada kaldı. Ne bir numarada ne son numarada. Tamamen ortada kendisi. Wakanda Forever hakkında zaten çok yakın zamanda bolca konuştuk. O yüzden onun hakkında konuşmamı pek de fazla uzatmadan geçiyorum bir diğer filmime. 3 film kaldı geriye ve listemin 3. sırasında Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi var. Evet evet tamam, bu film çıktığında ben ona bayağı bir sövmüştüm. Sövmüştüm dediğim daha doğrusu beğenmediğimi dile getirtmiştim ve hayal kırıklığına uğradığımı söylemiştim. Bakın burada kullandığım cümle çok önemli. Hayal kırıklığı. Doctor Strange filminden ben dahil birçok insanın büyük beklentileri vardı. Bu bir noktada bizim suçumuz, aynı zamanda bir noktada bizim suçumuz değildi. Ancak her ne olursa olsun sonuçta beklentiler yükseltildi ve Doctor Strange filmi sırf beklentiler yüzünden beğenilmedi bence. Tekrardan Doctor Strange filmini izlediğimde ve üzerine düşündüğümde Doctor Strange'in aslında o kadar da kötü olmadığını görüyorum. En azından listenin gerisinde kalan diğer filmlere nazaran çok çok daha iyiydi Doctor Strange. Wanda'yı görmeyi, Doctor Strange'i görmeyi, Wanda ve Doctor Strange izlemeyi ben gerçekten beğenmiştim. Tabii ki filmin birçok eksiği vardı. Wanda çok daha iyi işlenebilirdi. Beklenilen şeylerin en azından birkaçı verilebilirdi. Daha iyi bir senaryo yazılabilirdi. Doctor Strange in the Multiverse of Madness isminin hakkı verilebilirdi. Eksiği olan o kadar çok şey var ki. Ancak yine de söylediğim gibi ben kendisini diğer geride kalan filmlere nazaran daha çok beğendim. Bu yüzden de kendisi 3. sırada. Yavaş yavaş listenin sonuna geliyoruz. Hatta listenin sonuna neredeyse geldik. Listenin sonuna kalan 2 tane film var ve ben sizlere 2 numara bu, 1 numara bu diyerek anlatmak istemiyorum. Sizler için heyecanının kaçmasını istemiyorum. Bu yüzden de şöyle bir şey yapacağız. Geriye kalan 2 filmden de sıra vermeden rastgele bahsedeceğim ve daha sonrasında benim için hangisinin 1 numarada veya 2. numarada olduğunu söyleyeceğim. Böylece biraz daha 1 numaranın hangisi olduğunun heyecanını korumuş oluruz. Geriye kalan 2 tane film var. Bir tanesi Spider-Man No Way Home, bir diğeri de Shang-Chi. Öncelikle Shang-Chi'den bahsedelim. Shang-Chi benim sıfır beklentimin olduğu, hatta gitmek dahi istemediğim Marvel filmlerinden bir tanesiydi. Kendimi sinemaya zor atmıştım, o kadar istemiyor, o kadar beklentim yoktu. Ancak Shang-Chi beni şaşırtmayı başardı. Gitmeyi dahi istemediğim Marvel filmi, listede bulunan birçok Marvel filminden çok çok daha iyiydi. İşte bu da aslında hayatın tezatı, ironisi. Shang-Chi görsel efektleri, anlattığı hikaye, eğlenceli aksiyonu olsun beni çok eğlendirmişti. Uzak Doğu esintilerini Marvel'da görmek hoştu. Özellikle Uncharted oyunlarından aşina olduğumuz aksiyon sekanslarının bulunması, atmosferin büyüleyiciliği, oyunculuklar falan derken ben Shang-Chi'ye aşık olmuş ve ikinci filmi bekler olmuştum. Bir de diğer filmimizden bahsedelim. Diğer filmimiz de elbette ki Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home'da benim üzerinde en çok uğraştığım filmdir bu arada. Kendisinin gelmesine yakın bir yıl boyunca Spider-Man No Way Home'da diğer Spider-Man'ler olacak veya olmayacak tarzında videolar çektim ve en sonunda çok şükür hepimiz haklı çıktık ve Spider-Man No Way Home'da diğer Spider-Man'ler de vardı. İşte filmin tek olayı tamamen bu arkadaşlar. Ancak bu onun kötü olduğunu mu gösterir? Hayır, bence göstermez. No Way Home her ne kadar kötü bir senaryo sunsa da, aksiyonu maalesef kötü olsa da, bizlere sunduğu büyük bir şey vardı. O da nostalji hissi. Spider-Man No Way Home'un bizlere vaat ettiği şey, eskiden sevdiğiniz karakterleri tekrardan görmekti. Bu da beni çok etkileyen bir şey. Tobey'nin ve Andrew'un geri gelmesi benim için büyük bir olay arkadaşlar. Ben sinemada bir film izlerken bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar çıldırdığımı hatırlamıyorum. Avengers Endgame dışında. Sevinçten aynı zamanda heyecandan elim ayağım tir tir titrerken izledim ben bu filmi. İzlediğim sinema salonu o kadar kalabalıktı ki Andrew ve Tobey gelince herkes bağırmaya ve alkışlamaya başladı. Kesinlikle benim için unutulmayacak bir tecrübeydi bu. Ve bence No Way Home'da her şeye rağmen Marvel'ın Phase 4'ünün en iyi filmlerinden bir tanesidir. Evet, iki filmden de bahsettim arkadaşlar. Shang-Chi'den de bahsettik, Spider-Man No Way Home'dan da bahsettik. Peki gelelim şu konuya. Bence hangisi ikinci sırada, hangisi bir numarada hemen anlatayım. Ya canlar zaten birçoğunuz biliyordunuz ama ben yine de heyecan yaratmak istedim. Elbette ki Shang-Chi ikinci sırada, No Way Home'da bir numarada benim için. Bunu zaten birçok kez dile getirmiştim. Belki de birçoğunuz bana kızacaksınız, nasıl en iyi seçersin vesaire vesaire tarzında yorumlar göreceğim ben. Ama yani ne diyebilirim ki? Gönül bu artık ortada konuyor, başka bir şeylere de konuyor. Bu benim objektif olmayan tamamen kendi kişisel listem. Neyi sevip neyi sevmediğime ben karar veririm. Buna siz karışamazsınız, bunu da lütfen aklınıza yazınız. Sizin sevdiğiniz filmler neler bu arada? Lütfen bunu yorumlara da yazınız. Acaba No Way Home sizde kaçıncı sırada? Bunu da harbiden merak ediyorum. Benim bahsedeceğim ve söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlar.